Evet, herkese günaydın. 4 Eylül sabahında haftanın son işlem günündeyiz. Aslında iki tane belki de önemli konu var. Bir tanesi borsaların durumu Covid ile birlikte. İkincisi de belki her zaman konuştuğumuz altın fiyatları olabilir. Ben hızlıca borsa tarafına, özellikle Borsa İstanbul tarafına gelmek istiyorum. Burada 1075 ve 1087 iki tane 200 günlük basit ve üstel ortalamamız var. Borsa bunun içerisine sıkışmış ve günlük işlemlerde görebildiğim kadarıyla alıcı ve satıcının çok net pozisyonlarını taşımak konusunda istekli olmadığı bu dar bant arasına, yani belki 1060 ile 1100 arasına sıkışmış bir Borsa İstanbul var. Burada yurt dışı piyasalarda teknoloji önderliğinde gelen satışlar sonrası bir nebze Borsa İstanbul'un da kırılganlığının devam etmesi söz konusu olabilir. Burada önemli olan 1050 ve 1100 seviyeleri, yani 1075 veya 1080'i pivot bir bölge olarak kabul edersek, elimizdeki hisse senetleri içerisinde de belki yükselenler ve sonra değer kaybedenler olmuştur. Ama ne olursa olsun her zaman bir zarar durdur ve kar al bölgemiz olması gerektiğini söylediğimizden dolayı 1050'nin altında 1000-1020'ye kadar, 1080'den sonra 1100'ü ve 1100'ün üzerinde de 1120-1130'a kadar bir Borsa İstanbul'da endeks bazlı bir marj var. Siz bunları hisse senedinizin üzerinden değerlendirmeniz, buradan dikkate almanız daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ama bundan bir ay, iki ay öncesine göre Borsa İstanbul'da hem hacim bazlı hem talep ve istek bazlı alternatif bazı ürünlerde, işte kur tarafında, faiz tarafında, belki zaman zaman altın tarafında, işte emlak tarafında diyelim, gelen alternatif yatırım araçlarındaki o yükselişler ya da beklentiler biraz da Borsa İstanbul tarafında şu an için heyecanı ortadan kaldırmış gibi gözüküyor. Bahsettiğimiz stratejilerle destek dirençlere dikkat etmek lazım. Özellikle 200 günlük ortalamanın altı ve üstü belirleyici olmaya devam edecektir diyelim. Şimdi altınla ilgili de kurda bütün adımlar içerisinde yaptığımız değişiklikler, destek paketleri, işte likitte yönlendirmesi, belki faizde bir nebze daha yukarı yönlü hareketi Merkez Bankası'nın salmasına rağmen 7.40 civarlarında, belki biraz daha üzerinde bir kur var. Buradan gram altına bağlayacağım ama önce ons altında devam edersek, ons altında da gördüğüm şu: tabii ki bir Amerikan seçimi, bir pandemi hikayesinin tekrardan ikinci dalgaya dönüşmesi ve ekonomik kapanımların gelmesinin dışında, eğer rutin bu şekilde pandemiye alışmış bir şekilde bir ekonomi ve Amerikan seçimlerinin de çok risk içermediği bir piyasa devam edecekse, özellikle son bir aydır tutulan uzun pozisyonlarının artmaması, hatta 1800'den 1920 ve üzerinde 2070 dolara kadar olan hareket içerisinde bu gerçekleşti. Ayrıca büyük altın fonları içerisindeki miktarsal değerin de son bir ay içerisinde yatay seyrettiğini görüyoruz. Ve bir üçüncü belki de bakmamız gereken başlık, özellikle altına olan talebin, ister fiziksel deyin ister merkez bankaları nezdinde deyin, bir nebze azalırken oynaklığın da, yani bir tepe ve dip oluşumu gibi baktığımızda şu an için aşağı seviyelerde kaldığını görüyoruz. Bu da bana şunu gösteriyor: ons altın için 1975 hatta 2000-2015 seviyeleri yukarıya doğru geçilmediği sürece ons altında 1920 ana desteğimizdir. Burası kırıldıktan sonra eğer 1900 de aşağı kırılırsa tekrar 1850 dolarlara doğru bir geri çekilme olabilir. Herhangi bir jeopolitik risk, Amerika'daki faiz değişikliği, doların etkisi, bunların hepsi altın için bu aşağı tetikleyici bir hamle olma ihtimali de mevcuttur. Ama mevcut durumda şunu yapacağız: 1920 üstünde 1950, 1975 altında 1900 dolar gibi bir görüşle devam etmemiz en doğrusu. Ama orta vadeli veya uzun vadeli diyelim, yani yıl sonu eğer uzun bir vade ise, biraz önce bahsettiğim riskler olmazsa, ons altında da aşağı doğru bir beklentimiz olabilir. Gram da
Bu beklentiyle birlikte kur bir süre daha canlı yukarıda kalmaya devam edecek gibi duruyor. Ama ons altında olası geri çekilmeler bizi gramda 440-450 aralığına doğru taşıyabiliriz. Hatta belki 435'e doğru. Ben bu noktada belki gramın tekrar bir doğru alternatif olma yoluna gidebileceğini düşünüyorum. Şu anki 460 TL civarlarındaki fiyatın ise yani aşağı yukarı 10 TL'lik bir marjla bize bir değer kattığını veya bize bir yatırım fırsatı verdiğini düşünüyorum. O açıdan gram tarafında biraz daha ons altını daha yakından takip etmekte fayda olduğunu söyleyebilirim. Şimdilik herkese bol kazançlar, iyi bir hafta sonu, iyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere.